Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. İza teennesel ricalu sufahâ'u bil hevesat. İza tereccele nisa'un naşizetu bil vekahat. Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış. Yuvalarına dönmeli. Risale-i Nur'un Kutsi Kaynak adlı kitabın, Allah rahmet eylesin, artık rahmetle anıyoruz, Badıllı abinin, hadis no 867. hadis, bu mana hadisler var. Hadis orada. O hadislerin bütünlüğünden alınan ifade. Manası, sefi erkekler heveslerle kadınlaşınca isyankar kadınlar da hayasızlıkla erkekleşir. Erkeklerin aradığı şey neyse kadın ona dönüşmek ihtiyacını duyar. Erkekler kadının ruh güzelliğine, siretine bırakıp suretine esas alırsa, kadın ruh güzelliğini bırakıp suretini güzelleştirmeye çalışır. Çok ilginç bir konu. Ben çok ilginç dediğim her ders değil. Ama bu ders çok ilginç. Burada garip bir mana yatıyor. Hiç kimsenin, ben de dahil, elini sürmediği bir cevher var. Allah muvaffak ederse, inşallah muvaffak etsin, çözmeye çalışacağım. Tılsım. Bunun üzerine, malum beni tanıdığınız kadarıyla çok uğraşmışım. Bu tılsım kelimesi lügatta çözemezsiniz. Lügat işi değil bu. Göreceksiniz çok ilginçtir. Çok garip ama. Mübalağa etmiyorum. Başlıyoruz. Mimsiz medeniyet, Osmanlıca medeniyetteki mimi kaldırırsanız deniyet olur. Mimini kaldırırsanız mimsiz medeniyet deniyet demektir. Alçak demek. Tayfe-i Nisa'yı yuvalarından çıkarmış. Doğru mu? Yanlış. Tayfe-i Nisa'yı yuvalarından uçurmuş, uçurmuş. Çıkarmış değil mi? Uçurmuş. Çatısından uçmuş, penceresinden uçmuş. Kapıdan çıkmamış. Bir şey ifade etmiyor mu? Uçurmuş. Kapıdan çıkarmış. Kapıdan çıkarmış yerine yuvalarından uçurmuş. Ardını başına almış. Evet, başka? Güzel. Nefsini başına takmış. Nefsini başına takmış. Nefsinin? Başına takmış. Nefsini başına takmış. Başka? Mimsiz medeniyet. Taife-i Nisa'yı yuvalarından uçurmuş. Bozmuş. Hürmetleri de kırmış, mebzul meta yapmış. Yani çokça ele geçen, basit ele geçen bir sıradan mal olmuş. Uçurmuş. Çıkarmış demiyor. Ayakla yürümüyor. Uçma ile alakalı, sema ile bir ifsat yöntemi kullanılıyor. Eylemsel yöntem pek yok. O da birhaneler, plajlar vesaire. Eve herkese kapısı açık demek televizyondur, internettir, cep telefonudur. Onunla uçuyor. Uçuyor. Uydu.
eve güya bana, ona, şuna, buna kapıyı kapattık. Evin çatısı uçmuş. Sen kimseyle görüştürmemeye çalışıyorsun. O odasında dünyanın her çeşidiyle görüşüyor. Her çeşidiyle uçurmuş. Konu bu değil. Çok acayip. Bir sıcak su getirir misin? Hiçbir şey katmadan. Şer-i İslam onları rahmeten davet eder eski yuvalarına. Ben biraz düz okuyayım. Okumak istediğim, anlatmak istediğime varacağım. Onun üzerine duracağım. Zamanım olursa başa döneceğim. Buraları az çok tahmin edersiniz. Şer-i İslam onları rahmeten davet eder eski yuvalarına. Hürmetleri orada. Hürmetleri orada. Hürmet ne demek? Saygı demek. Saygı. Başka? Saygı. Haram ne demek? Mahrem, na mahrem ne demek? Mahrem ne demek? Mahrem. Bu benim mahremimdir. Halallik. He? Nikah düşünme. Bir dakika uygulayın. Mesela kız kardeş mahrem midir, na mahrem midir? Mahrem. 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 Na mahrem ne demek? Mahrem olmuyor. Yani yabancı. Hürmet, haramdan kökleri aynıdır. Çit çizilmiş. Sahası, bulunduğu saha. Yani hürmet demek kendi mahremi, kendi haram bölgesine girmemek. Aa, hürmet ederim, saygı gösteririm değil o. O ifade, uslup. Kişiliğini ve kimliğine müdahale etmemek. Gene konumuz bu değil. Hürmetleri orada, rahatları evde, evlerde, rahat arıyor dışarıda. Hayatı ailede. Yaşamıyor mu dışarıda? Hayatı ailede. Hayatın hayatı dindir. Din hayatın hayatı hem esası hem hakikati. Din hayatın hayatıdır. Hem nuru hem esası. İhya-i din ile olur bu milletin ihyası. Hayat-ı ailede o bizim nefes alıp veriş değil. Temizlik zinetleri. Haşmetleri. Haşmet ne demek? He? Azameti. Hüsnü hulk. Ne demek? Ahlak güzelliği. Yüceliyor. Niçin kadın yüceliyor? İlimle insan yükselir. Tamam. Ama yücelemez. Dert, keder, elem, sıkıntı adamı olgunlaştırır. Adeta fırın gibi ekmeği pişiren kaynak demek. İnsanın piştiği yer. Fırında ekmeği hamur yaparsınız ama pişmesi lazım. İşte o hamurun piştiği yer. Pişirilen yer. İnsan ilimle yükselir. Yücelir ama kemal bulamaz. Peygamber hayatına bakın. An şartla onu ısıtan, o ilmi ekmeğe dönüştüren mamuldur da ham maddedir. Elemdir, derttir, sıkıntıdır. Ha? Kadın budur. İnsanı pişiren yerdir. Senin bir sürü sıkıntını çekendir. Çekerken seni pişiriyor. Karnındayken seni orada pişiriyor. Ama dışarıda anne sıkıntı çekiyor. Annenin sıkıntısı, derti, tasası çocuğa fırın gibi oluyor. Evde öyle.
O zaman ekmek pişirmek istiyorsanız hanımınız evde olsun. Yani hanımın evde olması binayı kastetmiyor. Sen para kazanıyorsun. Hanım da kazanıyor. Niçin? Çocuğa gelecek yapmak için. Çocuğu öldürüyorsun. Kreşlere koyuyorsun. Ona buna annelik yap diyorsun. Sen niye anne oldun ki? O zaman madem çocuğuna annelik yapmayacaksın, kazandığın parayı kime kazandırıyorsun? Kime kazanmaya çalışıyorsun? Diyelim ki çocuğu kreşe ve başkasının eline verdin, analık yaptırdın, para kazandın, kazandın. O çocuk büyüdü, o parayı ona teslim edebilecek misin? Kazandığın paraya sahiplilik yapamaz o çocuk. Kimse kimseye analık yapamaz. Olmaz, fırın olmaz. O ki geçinemiyordun, evlenmeseydi. O ki evlendin, maişet senin üzerindedir. Hele hele çocuk varsa evde, eğer o çocuğu pişirmek için başkasının eline verirsen, o zaman başkasının ahlakıyla ahlaklanmasına şaşırma. Kreş ne demek biliyor musunuz kreş? Lugat manası? Çocuk yetişmeyi. Zannediyor. Fransızcadan geliyor. İsa Aleyhisselam domuz ahırında, haşa tobe, domuz ahırında dünyaya gelmiş. Oysa Kur'an hurmalık anlatıyor. Domuzların içinde büyümüş çocuk, domuz ahırında meydana gelmiş. Kreş demek, domuz ahırı demektir. Çocuğunuzu domuz ahırına mı veriyorsunuz? İşte başkasını taklit etmek, içerisini bilmediğin manalarla bu halde rezil oluyoruz işte. Kreşe bakın, lügat manası. Temizlik zinetleri, haşmetleri, hüsnü hulk. Lütfu cemali. Lütfu cemali neymiş? İsmet. İsmet ne demek? Günahsız. Yani günahtan uzak durma nispetinde lütfu cemali olur. Cemal orada olur. Eğer bir erkek siretin esas almasa, suretin esas alırsa, kadın da erkeklere güzel gözükmek için ruhunu bırakır, suretiyle meşgul olur. Ondan sonra senin suratına kedi gibi dalar. El cezamı min cinsil amel. Senin cezan yaptığın amel cinsindendir. Bak ne diyor? Lütfu cemali ne demek? İsmeti. Yani günahsız bir zeminde büyümek. Çünkü o biraz sonra fırın olacak. Doğum yapmadan hamile fırın başladı. Odun atılmaya başladı. Bilirsiniz ki fırına hemen kuzineye ekmek verilmez. Üstü böyle acayip olur. Garip köylüler bilir. O belirli bir kıvama geldikten sonra fırına veriliyor. Devam edeyim. Esas konum bu değil. Esas konum şudur diyeceğim size. Hüsnü kemali, hüsnü kemal, şefkati. Hüsnü kemal. Şefkatin kaynağı nerededir? Şu şeceri hilkatte. Şunat-ı zatiyenin yeri neresidir? Şunat-ı zatiye nerenin yeridir? Sıfatın mı? Esmanın mı? Şefkat. Şunat-ı zatiye. İşte yani ters söyledik. Şefkat, şunat-ı zatiyenin en merkezidir. Şunat-ı zatiye, şöyle vacib-ül vücudu şey yapalım. Kadının şefkati ne demek diye anlamak için. Şefkat deyip geçmeyin. Allah'lık hakikatinden bahsediyorum. Haşa. Anlamak için kullanacağım bu şeyi. Yoksa böyle düşünmeyin. En diş kabuğunda ne var Allah'lık hakikatında? Adnan. Esma. Gir içeriye. Ne var? Sıfat. Gir içeriye. Şunat-ı zatiye. Gir içeriye. Mahiyet-i zatiye. Zat olmaz. Bir daha soğan kabuğu gibi en diş kabuk. Esma-i ilahiye. Esmanın çıkış kaynağı. Sıfat-ı subutiye veya sıfat-ı zatiye. Onun da kaynağı şunat-ı zatiye.
Onun da kaynağı mahiyeti zatiye. Çok önemli. Şefkatin yeri şunat-ı zatiyenin tam merkezi. Çık dışarıya, şunat-ı zatiye gene soğan diyelim. Soğan dışarıya çıkıyor şimdi. Şunat-ı zatiyenin tam merkezi şefkat-ı mukaddes. Mukaddese. Çık dışarıya, muhabbet-i münezzehe. Çık dışarıya, sefk, sefk-i mukaddes. Çık dışarıya, surur. Çık dışarıya, lezzet. Çık dışarıya, memnuniyet. Çık dışarıya, iftihar-ı mukaddes. Tek münezzeh hangisi? Muhabbet. Muhabbet-i münezzehesi. Şefkat, şunat-ı zatiyenin neresi ta? Ta kendisi, iç. Ondan ileri şunat yok. Şunatın göbeği en dibi şefkat-ı mukaddestir. Ona da en iyi mazhar hanımlardır. Fırın ya. Ha? Şimdi hüsnü kemali yani şunat-ı zatiye mazhariyeti şefkatidir. Anlatmak istediğim gene bunlar değil ha. Bunlar malum bilinen şeyler. Esas geleceğim. En öncesi televizyon, radyo, internet, cep telefonu. En öncesi nedir kadının? Çocuğu. Bunca esbab-ı ifsat, yani televizyon, internet, cep telefonu, sokak, akrebi talukat varken bu kadar, eğer bir kadın elinden geldiği kadar gayret ediyorsa, dava adam olmaya, namaz kılmaya, tesettürüne, gayret ediyorsa, çalıştığı halde veya çalışmayı, çalışıyor ama hedefi o. Manturlama, hedefi çarşaf. Yani bu ay sözleri okudum, lemalar, mektubat. Yani böyle gayret edip hedef tayin ediyorsa, etmesi için demir, sebat, karar lazımdır. Lazımdır ta dayansın. Yani ya herro ya mero bizim meslekte yok. Ya ak ya kara değil. Grisi de var arkadaşlar. Ya yaptın yoksa dipte öyle bir şey yok. Ha? Allah Resulü'nün davrandığı gibi davranacaksın. Ey Resulüm diyor. Sen yanındakilere diyor. Sert davransaydın yanında kimseyi göremezdin diyor. Değil mi? Mesela bak şimdi. Kadına bu kadar ifsat komiteleri uğraşıyor. Televizyonlar, internet, cep telefonları vesaire. Yani bu kadın demir sebat ve demir gibi karar lazımdır ki bu ifsata karşı dayansın. Kadının gücü ne ki? Sen de itiyorsun, sen de destek vermiyorsun, iltifat yapmıyorsun, tamam mı? Yani onaylamıyorsun, ona zaman ayırmıyorsun. Ben bir kızdığım şey de şu, imkanın varsa hizmetle meşgul olacak kadın, imkanı yoksa çoluk çocuğuyla, kocasıyla, evladıyla hizmet yapacak, hizmet yapıyorum diye bunları ihmal edemez, yanlış yapar. Yapması gerekenleri ihmal etmenin hiçbir özürü yoktur. Sen birinci derecede ev kendinle, evladı yanınla meşgulsun. Kadın birinci derecede bununla meşguldür. Artarsa derse gidecek, ders yapacak. Artarsa. Yoksa çoluk çocuğunu ihmal etmenin bahanesi yok. Bir meclis-i ihvanda güzel karı girdikçe riya ile rekabet, haset ile hodgamlık depretirir damarları. Arkadaşlar, bunu şöyle anlıyorsunuz. Zannediyorum çünkü ben siz oluyorum öyle anlıyorum. Şimdi buraya bir kadın girse. Bizde riya, rekabet, haset, hodgamlık olur. Değil? Öyle diyor. Değil. Bir güzel kadın kadın meclisine gitse de aynı olur. Erkek meclisine gitse de aynı olur. Bir açık saçık, süslü püslü kadın, erkek kadar kadına sokakta zarar veriyor. Nasıl veriyor? Hiçbir kadın kıyaslanmak istemez. Senin karının, hanım, senin nazarında
kıyaslanılmak istemez. Hiç kimse, hiçbir kadın kendisini bir başkasıyla kıyaslanamaz. Kıyaslanınamaz. Allah da zaten kıyaslamadı. Bazıları diyor, abi ben senden olsam, o kürsüye çeksem. Olamaz bu, yanlış bir sözdür bu. Abi ben senden olsam, o ki sen ben olacaktın. Allah beni niye yarattı? Ben ayrı, sen ayrı. Sen şimdi dinleme makamındasın. Ben dellal-ı Kur'an olan Said'in muvakkate makamında cevher dükkanında delalım. Ne buraya sen getirdin beni, ne de ben geldim. İşte isteğimle olmadı. Hadiseler evirdi, devirdi, çevirdi. 50 küsür yaşı, 30 küsür senede evirdi, devirdi bunları şey yaptırıyor. Ne sen getirdin beni, ne de ben kendi irademle geldim. Hazırlayan Allah'tır. Hep o yapıyor, yaptırıyor. Bu arkadaşlar, kadın kıyaslanılamaz. İnsan da öyledir. Ama hasreten kadın kıyas edilemez. Falancanın kadını görmüyorsun, sen ne biçimsin? O da derse ne yapacaksın? Falancanın erkeğini görsene. Sen ne biçim erkeksin? Ne yapacaksın? Nasıl derse? E sen nasıl diyorsun? Öyle bir şey olur mu? Ha, açık saçık bir kadın erkeklere zarar verdiği kadar kadına da zarar veriyor. Bir, kendisini kıyas ediyor. İki, kocası kendisini o kadınla kıyas ettiğini bilir. Gene bu konumuz bu değil ha. Deprettirir damarları. Deprettir. Hangi damar? Riya. Rekabet. Kadın erkeğe rekabet olamaz. Ancak kadın sevilendir, erkek sevendir. Rekabet demek eşit cinslerde olur. Erkek erkeğe rekabet eder. Kadın kadınla rekabet etmez. Erkek sevendir, kadın sevilendir. Kadın kadın meclisine girerse rekabet olur. Haset olur. Erkek kadına haset etmez. Arzu eder. Kadın kadına haset eder. Yapmış olan hevesat birdenbire uyanır. Yani sırf kadın erkek meclisine zarar vermiyor. Onun için bazı dersler var ya, kadın derslerine böyle süslü püslü gidiyorlar veya eşyasını vesaire sergileme. O dersleri ve o dershaneleri kapattıklarım çok var benim. Deprettirir, yapmış olan hevesatı birdenbire uyandırır. Taife-i Nisa'da serbesti inkişafı. Nisa dünyasındaki serbest olmak hür değildir. Hür ruhtaki, kalpteki bir latifedir. Hürriyet. Latifenin adıdır. Hududu da kalıp haddini bilirse hür oluyor. Yoksa köleleşiyor. Hürriyet bir latifedir. Haddini bilip hududunda kalırsa insan hür olur. Yoksa köle olur. Taife-i Nisa'da serbesti inkişafı sebep olmuş beşerde ahlak-ı seyyenin birdenbire inkişafı. Yani Taife-i Nisa'ya bu hevesatı noktasında yol açmak insanlığın dibe çabuk çökmesine, dibe vurmasına sebebiyet vermiş. Niyesini anlatacağım aşağıda. Hep bu önermeler aşağıya geliyor. Abi neymiş ya? Bu anlattıklarım hiçbir şey değil. Yani bu insan nasıl hemen çöktü? Hemen soru kafanıza takayım. Ya oradan kadın geliyor. Yani senin ruhun niye çöksün canım? Ne var yani? Bir gazeteye baktın, ne var yani? Bir televizyona baktın yani, ne var yani? Burada niçin hissiyat-ı ulviye insaniye tahrip eder, batar? Günahtan bahsetmeyeceğim. Benim pek biliyorsunuz, meşrebim de yok. Başka bir şeyden bahsedeceğim. Burada bahsediyor. Nasıl çöküyor, ruhlar nasıl çöküyor? Onun sebebini anlatıyor burada. Şu medeni beşerin kılık kıyafet yerinde. Şu medeni beşerin hırçınlaşmış ruhunda,
Kırmızı ışıkta duramıyor. Hakkına kanaat etmiyor. Bir hanımı var. Haramlara şey peşinde. Eve gelmiyor. İnternette, Facebook'ta, bilmem nerelere, Twitter'da hiç insan utanmıyor mu ya? Yani kendi helaline kanaat etmiyor. Orası burası hırçınlaşmış bir ruh. Yerinde duramıyor. Benle konuşuyor. En küçük ha, haram dayı olmasın. Ne var abi, nasılsın ya? Tamam abi ya. Evet abi. Bir tanesi, ne lan dedim. Yok abi. Ulan benle konuşurken, benle konuş. Benle konuşmayacaksan, benle konuşma. Ne lan bu? Ne bu? Hepinize söylüyorum. Bu ne yapıyorsunuz yani? Nereye gidiyorsunuz? Karınızı unuttunuz, çocuğunuzu unuttunuz, baba olduğunuzu unuttunuz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Neye gidiyor bu insan? Neyle meşgulsunuz? Kimle muhatapsınız? Allah Resulü, ya Muhammed dedikleri zaman aleyhissalatü vesselam, yandan buyurun dememiş. Dönmüş yüzünü, cephesini öyle söylemiş. Onun ümmeti değil miyiz? Benle konuşurken, tokalaşıyoruz ha bak. Cemaate girdiğin zaman, böyle bak. He abi nasılsın Emre? He. Adamla tokalaşırken elin suratın başkasında. O zaman niye tokalaşıyorsun? Ya kardeşim, elin neredeyse yüzün oradadır. Yüzün neredeyse göğsün de orada olması lazım ya. İki elle tutacaksın. Tokalaşırken bile. Ben bunları anlatmayayım da kim anlatacak? Ne haber kardeşim, nasılsın? İyi misin? Abim hoş geldin. Veya hoş geldin. Hey İbrahim, ne yaptı ya? Öyle mi ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Bu da öyle. Kardeşim eve geliyorsun, tık 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 tık. Çocuğunla meşgul değilsin. Kızınla meşgul değilsin. Hatununla meşgul değilsin. Ya televizyon ya Facebook. Ne olacak bu? Nereye gidiyoruz? Olan sana olacak kardeş. Bana hiçbir şey olmuyor. Ama benim demem gerekiyor diyor. Bunu diyen de yok. Diyecek adam da bu tuzakta. Niye anlattım biliyor musunuz? Hep bu cümlenin açılımı için. Şu medeni beşerin hırçınlaşmış ruhunda ne olur Allah rızası için bu sözü dışarıya götürmeyin. Kendinize bir uygulayın. Hırçınlaşmış ruhumda şu kadınların rolleri var. Hep dışarıya değil. Hırçın, tahammülsüz, sabırsız, kanaat yok, iktisat yok, hedef, ya mevcudu fark etmemek. Hırçın o. Mevcudu fark etmemek. Farkındalığını unutmak. Yaşadığını farkında olmamak. Elindeki nimeti bilmemek. Hırçınlaşmış ruhunda şu suretler denilen küçük cenazelerin internet, televizyon, cep telefonlarındaki suretlerin cenazedir. Çünkü niye cenaze? Kendisi değil. Ama kendisiymiş gibi icraat yapıyor. Niye? Cenazeleri, mütebessim meyitlerin rolleri pek azimdir. Resim ya. Yani bilmem ne. Yani hırçınlaşmış ruhun ruhsal çöküntü için suret denilen küçük cenazeler. Niçin cenaze? Ona gireceğim. Suret neymiş? Bana bakıyorsunuz. Sizde ne oluyor? Anlatacağım şimdi. Kadına bakıyorsunuz. Ne oluyoruz? Anlatacağım şimdi. Elimden, dilimden, dilim döndüğü kadar. Memnu heykel suretler. Memnu. Memnu ne demek? Yasak. Yasaklanmış heykel ve suretler. Ya zulmü mutacir. Ne demek zulmü mutacir? Yani donmuş bir zulüm. Yani heykel kimdir? O memlekete müstebit bir adamın zulmü cisimleşmiş. Dikkat ediyor ha. Yani kontrolümdedir diyor. Tamam mı? Zulmünün cisimleşmiş hali. Ya mütecessit riya. Yani cisimleşmiş riya. Resimler, heykeller. Yani riyakarlık. Ya müncemi tevestir. Ne demek? Donmuş heves. Evet, okumak istediğim, belki 20 dakikadan beri geliyor dediğim cümleye geldim.
Evet, bunun üzerine duracağım. Belki de 20 dakika. Ya tılsımdır. Bir kelimenin önüne iki nokta konulursa ne demektir sonraki cümle? Açıklaması. Güzel. Ya tılsımdır. İki nokta üst üste izah ediyor tılsımı. Tılsım başka yerde arama. Kendisi söylüyor. Aynı dert içinde dermanı buldum diyor. Aynı dert içinde dermanı buldum. Ya tılsım. İki nokta üst üste. Şimdi tılsımı açıklıyor. Tılsımı açıklıyor. Neymiş biliyor musun? Celbeder o habis erbahları. Şimdi savaşımız burada. Buraya kadar malum her yerde ben bu yaşa kadar geldim. Bir şekilde aşağı yukarı dersleri ortak duydum. Ben de yaptım. Çok yerde duydunuz. Ama ben çok meşgul olduğum şu anda anlatacağım şeyi, bunu duymanız biraz zor. Biraz merak olacak. Mübalağa etmiyorum. La fahfe la gurur. Allah'ın ikramı. Ben size bu celbeder o habis ervahlarını açmaya çalışacağım. Arkadaşlar, diğer derslerdeki malzemeyi kullanıyorum. Doktora gittiğiniz zaman hastalığınızda tahlil istiyor. İdrar istiyor. Gayta istiyor. Kan istiyor. Veya et parçası istiyor kanserse. Değil mi? Niçin? Seni tanımlamak için, tanımak için. İdrar. Büyük abdestin, özür dilerim, affınıza sığınırım ama. Seni ne yapıyor? İçini dışına taşıyor, değil mi? En kesiften örnek vermeye çalışıyorum. En kesif, hiç kale almadığın, basit zannettiğin şeyde kimliğin olduğunu unutma. Mesela buna ait bir örnek vereyim. İsrail, şimdiye kadar bu şeyde duyduk. Cumhurbaşkanının başbakan döneminde duyduk. O zaman kadar ben de bilmiyordum. Onun yakınlarından aldım bu bilgiyi. Daha önce anlatmıştım, gene anlatayım. Amerika'ya gittikleri zaman kaldıkları otelin, özür dilerim, tuvaletin o tahliye gideri var ya, onu alıyorlarmış bir kaba. Şey yapıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı ve Başbakanı otelinde odasına, tuvaletine gittiği zaman o otelin giderine gitmez, hemen kaba gidiyormuş. Mossad yapmış. Onu alıyorlarmış. O Cumhurbaşkanı ve Başbakanı o iki özelliğini, idrarını, gaytasını, onun içsel yapısını, hastalığını, kanser, ömrü vesaire ne hastalıklar onunla tahlil ediyorlarmış. Tamam. Yani basit bir şey değil. Başka örnek vereyim hukukta. Bu elinizde kabaran parçalar var ya. Bunun adı fıkıhta necaseti galiziyedir. Hafifi değil. Büyük abdest gibidir. Koparıp atarsanız yere. Ha büyük abdestini attın oraya. Ha bu parçayı attın. Hikmetine girmeyeceğim. Yani seni tanımlıyor. Ses senin kimliğindir. İdrar, gayte söyledik. Et parçasını söyledik. Elsinetikum ve elvanikum. Simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Simalarından bellidir. Bu kim olduğu, secde elli mi, isyan elli mi, zina elli mi, namaz kılan mı, kılmayan mı, öğleyini kıldı, sabah kılmayan da belli. Dört namazı kılsanız öğleyin ikindi akşamı, sabah kılmasanız dört namazın nuraniyeti bile sabah namazına denk gelmiyor. Belli, sima belli. Elsinetikum ve elvanikum. Yani simanlarınız ve sesleriniz kimliğinizdir. Tamam. Şimdi arkadaşlar, kelam, Kalı Mesnevi Nuriye var mı? Kalı Mesnevi Nuriye'yi bir bulun. Getir. Üşenme, getirsin. Tamam. Gelene kadar izah edeyim. Arkadaşlar,
benim şu hareketlerim, bunun üzerine duracağım ya, çok önemli. Şu benim hareketlerim, mimiklerim, cemaate göre konuşmam, rahatlığım, olaya hakimiyetim, bu usluptur. Onun içerisine kelam koyuyorum. Kelamın içerisine dimağımı koyuyorum. Birbiri içine giriyor bakın. Dimağımın içerisine kalbimi koyuyorum. Onun içine ruhu koyuyorum. Sonra size gönderiyorum. Bu kelamdır. Bak, kelam deyip geçmeyin. Çok ders yaptım belki 10 defa. Fakat bu makamda o cümleyi okumam lazım. Hulasa, lafız çıkan, tamam? Neymiş? Ya fikrin kaymağı, ya tasavvurun sureti, ya teemmülün bekası veya zihnin remzidir. Bir daha. Çıkan ağzımdan kelam, fikrin kaymağı. Dimağda 7 mertebe var. En dışta soğan kabuğu gibi tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Fikir şunun içerisinde 12 tane sıfat buldum ben. Taakkul, aklın. Altısı dışarıdan içeriye alıyor, özellik. Altısı içeriden dışarıya veriyor. Taakkul. Onun içerisindeki bir tane sıfat. Tasavvurun sureti, yani tahayyül ve tasavvurun bütünlüğünü gösteriyor kelam. Teemmül, aklın içerisindeki olayın önünü, arkasını fark edip tecrübe denilen şey. Teemmülün bekası, yani sana mal olmasına, yani kazanılan hadiselerin sende kalmasına, dışarıdan alıcılığın bekasına ve zihnin remzidir. Yani zihin nerededir? Vicdanın içerisinde var irade, zihin, his, latife-i Rabbani. Yani kelama vicdan bir yükleme yapıyor. Kelam böyle bir şey. Ben ona girmeyecektim. Bu kadar dedim. Şimdi kelamı örnek ver. O kadar acayip bir şey diyeceğim ki bu şaşıracaksınız. Bu kadar anlattıklarım onu anlatmak için. Gaytadır, simadır vesaire. Arkadaşlar, şu anda ben dimağ, kalp, ruhum hepsi dalga yayıyor. Dalga yayıyor. Buna Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeyinde insiba ve inikas, Resulullah'ın boyası, bu çıkıyor. Sen gözünü diktin oraya, ondan gelen aynı fotokopi içeriye giriyor. Odur. Suret namı altında onun habis ruhudur. Kopyala yapıştır. Bilmem anlatabildim mi? Bak ustad diyor ki, ya tılsım. Ne demek ustadım tılsım? İki nokta üst üste. Hasan bak diyor. Buyur ustadım. Ya tılsım. İki nokta üst üste demek açıklayacağım demektir. Ne yapar? Yani tılsım nedir? Bak Hasan. Celbeder onun habis erbahlarını. Alırsın. Peki ustadım. O ben onun bakma ile o nesi bana geliyor? Ruhu bir tamamıya fotokopi oluyor. Peki bana ne oluyor ustadım? Ne yapar bana? Hasan 246'yı aç. 246 sözleri aç. Bir tanesi dedi ki bu Risale-i Nur mu okuyor dedi. Biliyor musun? Bunu dersi yaptım alıyorum. Kardeş sen Risale mi okuyorsun? Ciddi ciddi ya. Sen Risale mi konuşuyorsun şimdi? Bunu diyen adam benden de büyük ha. Abi diyorum, abi ben Risale okuyorum. Şu okuduğum, okuyacağım yeri öyle bir şey yok dedi. Dedim abi var, sen ezberinden bir yerden söylüyorsun dedi. Gayrimüteş olabilir. Kalktı, geldi baktı. Ne şu anda okuyacağım yer. Yani ondan gelen, bir de okuyorum, yatılsın. Ne demek? İki nokta üst üste.
Tılsım şudur demek Hasan. Karşının baktığın anda menfi veya müsbet kim olursa olsun celbeder o habis ervahları. Celbedince ne olur üstadım? Şu olur. Kur'an şahsı Adem'e melaikelerin itaati ve inkiyadını, şeytanın tekebbür ve imtinaını zikretmesiyle nebi beşere kainatın ekser maddi envaları ve envanın manevi mümessilleri elmadır. Maden, demir, altın, gübre, yani insan, meclis, onların mümessilleri ve müekkelleri musahhar olduklarına insana ve nevi beşerin hassalarının bütün istifadelerine müheyya ve munkat olduklarını ifham etmekle beraber. İyi dinleyin şimdi. O nevin istidadını bozan, sen boşun boşuna dışarıdan bir günah, günah tanımlıyorum. Oradan gelen ruhani, aynı kendisidir. Kendi ruhudur, ruh yayılıyor. Celbeder o habis ervalar sana girince, o nevin istidadını bozan, yanlış yollara sevk eden mevvad-i şerire ile onların mümessilleri ve sekeni habiseleri o nevi beşerin tariki kemalatında ne büyük bir engel ne müthiş bir düşman teşkil ettiğini ihtar ederek Kur'an-ı mucizül beyan bir tek Adem'le aleyhisselam cüz'i hadiseyi konuşurken bütün kainatla ve bütün nevi beşerle bir mukaleme-i ulviyedir. Şimdi televizyon, internet veya karşıdaki bir haram. Ona baktığımız zaman nazar hevesle baktığın zaman o ruhaniyat içeriye giriyor. Onun o ruhani olan dalga boyu senin fena madenleri 13. lemada fena madenleri aktif etmeye başlıyor. Diyor ki bu fena madenler oluşmaya başlıyor. Şimdi o gelen habis ruh muvaffak olursa vücutta kuvvet buldukça donmaya başlıyor. O enerji donmaya başlıyor. Bunun adı donarsa mevadi şerire. Ne demek? Şerir madde. Ben uydurmadım. Mevadi şerire. Bu donmuş enerji E eşittir MC kare. Yani mikrop, hastalık, ervah habisenin donmuş halidir. Gübrenin müekkeli melaike değildir. Ervah habisedir. Yani mikroplar ve insanın fıtratını bozan, insanları yanlış yollara sevk eden maddelerin müekkelleri ervah habisedir, mevad-i şeriredirler. Mevad-i şerire karşıdan aldığımız ruhu İçeride donuyor. Yani şöyle diyeyim. Yani çakmağa böyle baktığınız zaman saydam su gibi gözüküyor. Bırakın uçar. Onu sıkıştırırsanız donar. İşte karşıdan gelen enerji vücutta yer bulursa, haramla onu desteklenirse, o enerji, karşıdan gelen enerji tövbe ve istiğfarla çabuk imha edilmezse maddeye dönüşür. Mevadi şeriri olur. O enerji, o maddi, o mevadi, o ruh, maddi şeriri olur. Mevadi şeriri olur. Ha, donmuş enerjidir o. Karşıdaki bir haramın karşılığıdır o. Onun da bir de müekkeli var. Bak, mevadi şeriri ile onların mümessilleri ve sekeni habiseleri. Yani o hücrenin donmuş hali ve onu temsil eden erva habisedir. Ve hastalık başlıyor. Günah denilen şeyin fiziksel boyutu. Peki yatılsın tersi de var. Celbeder erva aliyeleri.
Mesela buna ait 339'da ikinci katrede şöyle bir şey diyor. Şimdi sen dahi ey katre içine giren hakim filozof, senin katre fikrin dürbünüyle, felsefenin merdiveniyle şunu söyleyeyim size. Ayak kaçta gidilmiş? 69. Kaçta vefat etti ustad? 60. Kaçta ayağa gidilmiş? 69. Arada kaç sene var? Bak ne diyor. Ey katre içine giren hakim filozof, senin katre fikrin dürbünüyle, felsefenin merdiveniyle ta kamere kadar terakki ettin, aya gidileceğini söylüyor. Kamere girdin, aya inilecek. Ustadım ayda inecekler, su, hayat var mı, nur var mı, çok parlak gözüküyor. Bak kamer kendi zatında kesafetli, karanlıktır, onun nuru yok zatında. Zulümatlıdır. Öyle mi ustadım? Tabii ya, ne ziyası var ne hayatı var. Allah Allah, hayat var diye gittik ya. Ne ziyası var ne hayatı var. Nereden biliyorsun? Sen oku. Senin sayın behüde ilmin faydasız gitti. Bunun için gitmiştin. Ha, şimdi okumak istediğim yere geliyorum. Felsefe geliyor, geliyor. Akıl, ilim, para, makam. En son geliyor. Vardım, vardım, vardım. E hiçbir şey yok. Vardıkça sıkıntın artıyor. Vardıkça adam felsefe, felsefe. Yani felsefe ne demek? Okul felsefesi değil. Hayatı kendisi yorumluyor. Hayatı kendisi izah ediyor. Hayatın içerisine kendisini koyuyor. Dine bağlamamış. Dinle yorumlamıyor. O insanların halini söylüyor şimdi. Yeysin zulümatından. Yeysin. Bu insanlar ümitsizlik zulümatına düşüyorlar. Yeysin zulümatından. Bir, hastalığa bakın. İki, kimsesizliğin vahşetinden. Allah kimseyi kimsesiz bırakmaz. Kimsesizlik vahşettir. Yeis zulümattır. Erva habisinin izacatında. Erva habisi nedir biliyor musunuz? Dur, şunu bitireyim. Erva habisinin izacatından ve o vahşetin dehşetinden şu şartta kurtulabilirsin diyor. Aha şurada. Erva habisinin izacatından ve dehşetinden. Neymiş o? Şualar 592, 5. şua. İlla dâbetul ardı te'külü min se'etehu. Ayetinin işaretiyle o hayvan ahir zamanda bir hayvan çıkacak. Dâbetul arz denilen ağaç kurtlarıdır. O karşıdan gelen var ya celbeder habis ervahları. Bak ne olacak. Bunlar ağaç kurtları gibidir. İlla dâbetul arz. Tekülü min se'etehu. Ayetinin işaretiyle o hayvan, dedik ya bak biraz önce ruhu geldi. Mevadi şeriri oldu. O hayvan dâbetul arz denilen ağaç kurtlarıdır ki, ağaçtan misal veriyor. İnsan bir çekirdeğe benzer, aynı kanunu kullanıyor. İnsanların ne yapacakmış bak. İnsanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek. Bir. İnsanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Kemiğini kemirecek. Bir. İki, insanın dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Diş ne demek? Tırnak ne demek? Diş ne demek? Kemik ne demek? Girmeyeceğim. Ayrı bir konu. Senelerce yapmışım burada. Fakat bazı lazım olan yeri için açtım. Kim? Herkes mi? Müminler. Bir, imanın bereketiyle. İki, müminler sefahatten. Üç, Müslümanlar su istimalattan tecenüpleriyle kurtulmasına işareten. Ayet iman hususunda o hayvanı konuşturmuş. Üç tane şeye
ne kadar sahip olursak bu hastalık olur. Buna ait bir rüyamı anlatacağım size. Bir, imanımızı artıracağız. İki, sefahattan uzak duracağız. Üç, özel hayat dahil israftan uzak duracağız. Sinirsel çöküntü özel hayattır. Hayatı doğru okuyamamak, yorumlayamamanın sebebi farkındalığı kaybetmektir. Hiç bugün yaşadığınızın farkında mısınız? Ben de değilim. Nefes aldığımızın, hep onu diyorum, Cerrahpaşa'daki kardeş dedi ki, ne olur hem bana dua olur ama böyle anlatmıyor tabii. Yoğun bakımdan, yoğun bakımdan aldılar onu. Çıkart doktor dedi. Yani 3-4 saat mi kalıyor? Sonra bilmem ne kadar kalıyorsa. Dedi ki Hasan kardeş, buyur abi dedi. Cerrahpaşa'da. Nurcu kardeşlere de ki, yoğun bakım ünitesi yokken rahat nefes aldıklarının farkındalar mı? Ne olur onlara bir sorar mısın? Hakikaten yoğun bakım ünitesi yokken rahat nefes alıyorsan yoğun bakılıyorsun, bakılıyorsun demektir. Bak, farkında değiliz. Arkadaşlar, nurcu olduk, her şey mübah oldu, olamaz. Bir, müminler imanın bereketiyle sefahatten tecenüple. İki, suistimaldan da tecenüp. Üç şekilde uzak duracağız. Üç şekil şu. Sıkıntın mı var? Derdin mi var? Bunlardan bir tanesine düşersin. Peki kurtuluş? Kulazu bi Rabbinaz. Rab, Allah'ın Rablığına iltica et, yorumlama. Hayatı felsefenle izah etme. Allah'ın rububiyetine, icraatını sorgulama, yargılama. Rububiyetine teslim ol. Rabbinaz. İlahinnaz. İmanını artır. Melikinnaz. Şeriatına, sünnet-i seniyesine uy. Derdin mi var? Fırtınada gemin mi batıyor? Limana gir. Hangi liman? Üç tane limana gir. Üç tane de bir tanesi. Ya Rabbinnas'a veya Melikinnas'a veya İlahinnas. Sığınak yerlerden bahsediyor. Rab, nereden başıma geldi ya? Allah Allah. Veya icraatı, Allah'ın sana verdiği payı razı olmamak, haram helal demedik, rastgele şeye saldırmak. Allah'ın rububiyetini sorgulamak. İki, imanını, zaafı imana uğramamak için. Yani imanını artırmak, bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı artırın diyor. Ustad 25. Leman'ın 25. devasında. Üç, Melikinnas, mülkiyetinde, onun izni dairesinde hareket ve hayrat kazanmak için de sünnet-i seniye yaşamak, haksız temellükten kurtulmaktır. Enen'in 3 tane hastalığı vardı. Ham, haksız temellük, A, aynı darlığını bilmemek, M, mevhumu muhakkak bilmekten vücut rengini ve suretini almış bir Adem'dir. Öyle mi? Ha. Şimdi gelelim son şeyimizi. Zaten saatimiz de doldu gibi. Bir de onu okuyacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar, o celbeder habis ervahları, sayfayı söyledim mi? 727 idi. Ya tılsımdır. Ne demek? İki nokta üst üste. Celbeder o habis ervaları. Yani baktığınız yer nazar musamma ise şu gözlükle celbediyor. İçeriye giriyor. İçeriye girince de 410 sözler hatırladım. Orada bir cümle okuyayım. Sanem perestliği şiddetle Kur'an men ettiği gibi sanem perestliğin bir nevi taklidi olan suret perestliği de men eder. Medeniyet ise suretleri kendi measininden sayıp Kur'an'a muaraza etmek istemiş. Halbuki gölgeli ve gölgesi suretler. Gölgeli resimdir. Gölgesiz heykeldir.
ya bir zulmü mutacir veya bir riyayı mütecessit veya bir hevesi mütecessimdir ki beşeri zulme, riyaya ve hevaya hevesi kamçılayıp teşvik eder. Hem Kur'an merhameten kadınların hürmetini muhafaza için, saygınlığını değil, mahremiyetini korumak için. Hürmet haramdan geliyor. Haram sahasını korumak için. Yani köylüler ve bizler tarlamızı çitlerle çevirmeyiz mi? Onun adı haram bölgedir. Giremezsin. Çünkü benim için o hürmetlidir. Hürmet. Haram yer. O çitle işte kadınların hürmetini, o tarlasını muhafaza için haya perdesini, tesettür, çarşaf bir perdedir, bir de haya perdedir. Haya perdesini takmasını emreder. Tesettürünü demiyor. Tesettür zaten kendisi gelir. Haya perdesi olmayanın tesettür o nispetle olmaz. Kadının haya perdesi çarşafıdır, erkeğin haya perdesi göz kapaklarıdır. İmam Ali radıyallahu anh o söylüyor. Erkeğin tesettürü de, haya perdesi de göz kapaklarıdır. Ta hevesat rezilenin ayı altında o şefkat madenleri zille çekmesinler. Alet hevesat, emniyetsiz bir meta hükmüne geçmesinler. Medeniyet ise kadınları yuvalarından çıkarıp perdelerini yırtıp beşeri de baştan çıkarmıştır. Burada uçurmuş diyor. Konu uçurmasının sebebi uçuruluyor. Uçuruyor yani. Burada başka bir şey anlatıyor. Burada celbeder habis ervahlar olunca uçurmayla alakalıdır. Medeniyet kadınları yuvalarından uçurmuş. Yuva ev değil o. Hep ev anlıyoruz. Ev surettir. Enfusi manası ruhudur. Ruhundan çıkarmış dışarıya. Erkekler çıkarıyor. Çünkü erkekler eş ararken suretine esas alıyor. Siretini, ruhunu almıyor. Kadın da dışarıya çıkıyor. Bedenine çıkıyor. Yuvaları derken ev değil. Ev huvel zahir. Huvel batın ruhsal yapısı tarumar olmuş. İçeride kimse yok. 23. sözde saraya rast geldim. Binada kimseler yoktu. O kapıda oynuyorlardı. Yuvaları oydu. O binada maksat bedendir diyor ustad. Kapıya çıktılar diyor. Yuvada kasıt bedendir. Ev değil. Anlıyor musunuz? İşte ya tılsım celbeder habis ervaları. Peki kadına ne zarardır? Şimdi ben sert bakıyorum, şehvetle bakıyorum vesaire vesaire. Kadına ne yapıyorum biliyor musunuz siz? Kadın da celbeder hassanın pis nazarını, celbeder habis ervahları. Ben şöyle nazarı şehvete bakınca şua gidiyor mu gitmiyor? Ustad diyor ki bana bakan diyor ya şiddeti adavetinden ya şiddeti muhabbetinden ikisi de isabeti aynıdır diyor. Gözdür göz. Paramparça eder. Allah Resulü diyor ki şu mezarda yatanların aleyhissalatü vesselam Allah ona nasıl yakışıyorsa öyle muamele etsin ona. Allah ondan razı olsun. Bizim o selamımızı Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed salatu selamun sizin adınız hepimizin ona ulaştırsın dersin hürmetine hatırına. Dedi ki şurada vefat edenlerin yazısı göz de gitti diyor. Şuaları açmayayım uzun olur. 334 ve 54 arasında nazardan bahsediyor. Deveyi kazana, insanı mezara. Bu göz. Arkadaşlar, kadın da açık saçık. Yani güzelliğini gösterdi mi, benden çıkan o arzu, o istek, o habis temayül kadının içine giriyor. Celbediyor benim habis ruhumu. Kadın celbediyor. Bu sefer kadın yerinde duramıyor. Ya o celbedilen ruh, erva habise benim habis fotokopim
ya kemiğine yerleşiyor kalbinin üzerine o kemikte, ya kemiğine, ya dişine, dimağına, ya da tırnağına eylemini değiştiriyor. Ne yaptığını bilmiyor. Tırnak eylem, diş, dimağ, kemik, ruhsal yapı. Benim ona bakışımı ruhsal, iyi niyette bakmıyorum. Bakıyorum böyle. Çeşitli ifade etmeyeyim. Yani iyi bir şekilde bakmıyorum. O bakışım, beğenim, ben, benim sesim benim, benim simam benim. Affedersiniz, benim idrarım, gaytam nasıl beni tanımlıyor, beni dışarıya taşıyorsa, göz, kalbin aynası, en şiddetlisi de gözdür. Gözden gidiyor, kadın da benim o şeyimi, gönderdiğim kimliğimi celbeder Habis Hasan'ın ruhunu. Peki kadının cesedinde ne oluyor? Mevadi şiriri oluyor. 246 sözler. Peki çaresini söylüyor usta. Ne yapacağız abi? Sözler 258. Artık ezberden atıf yapıyorum. Siz yaparsınız. Saatim geldi. Tısmat-ı Kur'aniye ile götürün diyor, onu düzeltin. Nasıl diyordu? 200. Tısmat-ı Kur'aniye ile yok edilir mi diyor. Onu cümleyi müsaade ederseniz şey yapayım. 258. Tısmat-ı Kur'aniye ile onları tesir etmektir. Şerlerinden kurtulmaktır. Tısmat-ı Kur'aniye. Bir de latif nükteler 30, 31, 32, 33. sayfada maddi ilaçlardan ziyade tesiri azimdir. Hurufat-ı Kur'aniye'nin hangi harfler? Huruf-u mukatta. Elif, lam, mim, elif, lam, ra, taha, tasin, hamim, kaf, haya, ayn, sad. Yani adam gibi o 14 taneyi kuralına uyarak, onlar maddi ilaçtan daha ziyade tesir azimdir diyor usta. Aslında yazması da okuması değil, yazması da var. Yazması da var. Yazal ve okunursa. Demek ki ya tılsımdır, ben anlatmak istediğimin bir kısmını anlattım. Daha ilerisi var, o kadar bilin, yeter. Ama insan dalga yayan bir uydu gibidir. İnsan nur saçan bir güneş gibidir. İnsan temessülat yapan bir çekirdek gibidir. İnsan her tarafa farklı işler yapan bir cep telefonu baz istasyonu gibidir. Her kim bana bakıyorsa benden o yayılıyor. Dimağımdan yayılan akıl, akılsız olamaz. Aklımdan çıkanlar akıllıdır. Ruhumdan çıkanlar ruhludur. Hissimden çıkanlar histir. Tamam mı? İşte nurcuların bütününden şahsımanı var. İbrahim'in ruhundan çıkanı koyun oraya. Onun çıkanı koyun karıştırın. Bütünün adı şahs-ı manevidir. Şahs-ı manevi onun için bütün nurcularının akıllarının toplamı kadardır. Bütün nurcuların ruhlarının toplamı kadardır. Bütün nurcuların mazi, müstakbel, kuzey, güney, dünya ve ahiretteki bütün nurcuların kalplerinin toplamı kadar kalplidir. Şuurludur, akıllıdır. Bu bütünselin adı realitedir, vücud haricisi vardır, mahluktur, bunun adı şahs-ı manevidir. Seni şöyle eyleme dönüştürüyor. Aklına bir fikir atar, kalbine bir meyil koyar ve sen de onun peşine koşarsın, ben yaptım zannedersin. Oysa şahs-ı manevi yaptırıyor sana. Rüyanızı anlatacaktım olsan. He? Rüyanızı anlatacaktım. Allah razı olsun, o zaman rüyayla bitireyim. Unutsaydım daha iyi olacaktı ama. Bir gün, ha tevafuk da etti. Kar var. Kar var dışarıda değil mi? Arkadaşlar, yürüyorum. Zeytinburnu'dur değildir ama öyle bir meyil var. Çok ilginçtir. Allah kimsenin başına vermesin. Yürüyorum böyle. Gökten şu kadar uzunlukta siyah solucan yağıyor. Siyah solucan. Böyle döne 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 böyle iniyor. Ama korkunç. Kar nasıl yağıyorsa aynı.
Her taraftan yağıyor. Çocuk insanlara nereye temas etti? Buradan giriyor, affedersin alttan çıkıyor. Buradan çarpmışsa kulağına, burada çarpmış, buradan girip buradan çıkıyor. Buraya isabet etti, buradan çıkıyor. Yanlama tersten insanlar çok tuhaftır. Delik deşik oluyor ama hiç haberleri yok. Allah Allah diyorum. Ulan bu siyah iniyor, giriyor, deliyor. Ulan öndeki adam Allah Allah. Nereye isabet ettiyse oradan oraya çıkıyor. Bazılarını görüyorum, gülüyor, ona geliyor. Hani dünyanın bu atmosferinde bir kalkan gibi var ya, meteor taşları geliyor da tak diye kayıyor, tak diye kayıyor. Koruyor ya, koruyucu. Ozon tabakası gibi. Allah bazılarına geliyor, tam vuracak tak düşüyor yere. Tak, hani kar iki tanesi çarpmıyor ya, geliyor çarpmıyor. Çap Allah Allah. Merak ettim ulan yanımdaki adama giriyor şey yapıyor. Bakıyorum bazılarına koluna hiçbir şey tam vuracak geçiyor. Hiç isabet etmiyor. Ötekilerin de çok tuhaftır. Hala haberleri yok. Giriyor ama şu kadar uzun bir şey. Simsiyah bir şey. Ondan sonra o ne olduğunu kalbime gelen şey vardı rüyada. Onu demem yasak. Şu kadar o siyah nedir? İniyor, giriyor, onu giriyor. Oh dedim ya bu neyinesi? Bazılarına isabet etmiyor. Dedim ki, niye isabet etmiyor? Aynı şöyle. Sen dedi, lemalar 25. lemada, 25. deva var ya, he dinliyorum. Diyorlar birisi birisi. Bütün dertlerinizin dermanı olan imanı inkişaf ettiriniz. İman ehillerine giremiyor. Kalkan gibi olmuş. Geliyor kalkan gibi olmuş. Kalkan gibi olmuş. Kalkan gibi olmuş. Giremiyor. İsabet etmiyor. Sokak şu anda aynen öyle yağıyor. Diyor ki Ustad Dabbetul Arz bir insanların kemiğine, dişine ve tırnağına yerleşecek. Müminler bir, imanın bereketiyle, iki, sefahattan tecenüp, üç, israfattan tecenüpleriyle. Kim olursan ol, eğer bunlarda bir zafiyetimiz varsa o nispetle bizi de isabet ediyor. Biraz zamanınızı fazla aldığımdan özür dilerim. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Hüseyin kardeş gelsin, kısa bir aşır okusun olur mu? İnşallah şey olur. Güzel bir hatimesi de olmuş olur. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la إذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.